ordumuz, Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı bayıldı. Çukurova'nın, Kadirli'nin, Osmaniye'nin yiğit, mert kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burası şüphesiz benim ikinci memleketim. Bundan 12 yıl önce görevli olarak gelip 4 yıl boyunca fahri milletvekilliğini yaptığım Osmaniye'de Kadirli benim en sık geldiğim, en severek çalıştığım ve insanıyla kaynaştığımız, güneşi gibi sıcak, ovasının verimliliği gibi cömert, güzel insanları tanıdığım harika bir yer. Kadirli'ye yeniden gelmekten fevkalade mutluyum. Genel başkan olarak geldim. Üzerimde emeği olan insanlarla birlikteyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Kadirli'nin geçmişte ilçe başkanlığını yapan, sonra il başkanlığını yapan, sonra görevi başında bir şehit cenazesinde şehidi taşıyan aracın peşinden koşar adım yokuş tırmanırken canını veren kardeşim, hava arkadaşım Mehmet Döyüşçü'yü burada bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Bugün burada açılış törenleri için geldik. Belediye başkanınız Mustafa Mert Olcar, benim meslektaşım olan, 30 yaşında genç, aile babası, pırıl pırıl iki evladın babası, çok çalışkan, çok güvendiğim birisi. 6 ayı tamamlamış, beni davet etti. 6 ayda 6 önemli açılış, onların törenleri için bugün buradayız ve kent lokantaları, 2 tane kent lokantası, benim diyen büyükşehir, ilk 6 ayda açamayanlar var ama Kadirli gibi bir ilçede 2 tane kent lokantasını hızla hayata geçirmesini ve gördüm camına kocaman yazmışlar, askıda yemek uygulaması vardır. Yani durumu iyi olan lokantaya uğrar, parasını verir, olmayanlar yesin der. Biraz önce söylediler, bir esnaf kardeşimiz, büyüğümüz askıda yemeğe 1 milyon lira asmış. 1 milyon liralık hayır yapıyor orada, karın doyuruyor orada. Allah kabul etsin. İmkanı olan herkese örnek olur inşallah. Biz kent lokantalarını hayat pahalılığına karşı esnafımızı zora sokmadan ama imkanı olanı da zorda bırakmamak üzere tasarladık. Bugün kent lokantalarından bir tanesinin karşısında 4000 tane öğrenci okuyor. Ve o kent lokantasında günde 1500-2000 öğrenci 50 lira gibi bir fiyata diyetisyen denetiminde, beslenme uzmanlarının denetiminde, gıda mühendisinin denetiminde proteince yüksek, en iyi şekilde
beslenecek şekilde yemeklerini yiyorlar. Normal vatandaşlar 60 liraya yiyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Durumu iyi olan esnafımız da yesin. Esnafa o parayı veremeyecek durumda olan başımızın üstünde kent lokantasına buyursun. Ve biraz önce örnek gösterdiğimiz gibi imkanı olan ya da efendim büyüklerini kaybetmiş hayır yemeği için seneyi devriyelerde ya da Ramazan'da iftar vermek için niyetlenen herkesi en uygun fiyata en çok ihtiyaç sahibinin gidip askıdan alıp bir kuruş ödemeden yemek yiyebileceği kent lokantalarımıza bilhassa katkı sağlamaya, askıya dayanışmak için karınca kararınca bir şeyler yüklemeye davet ediyorum. Ben rahmetli anneannemin ölüm yıl dönümünde bu sene evimizin önünde lokma döktürmek yerine Kadirli'deki kent lokantasına ihtiyaç sayısı kadar yemek asarak hayrımı Kadirli'de yapacağım. Hepinizden bekliyoruz. Biz bu Kadirli'yi bu çalışkan genç evladınızla kazanacağımızı biliyorduk. O bana mahcup olmadı. Siz de ona mahcup olmadınız. Verdiğiniz oylarla gencecik bir evladınızı göreve getirdiniz. Arı gibi çalışıyor. Tabii siyasette gelen olur, giden olur. Bugüne kadar Kadirli'ye emek veren, katkı sağlayan hangi siyasi partiden olursa olsun belediye başkanlarımıza, yaşayanlara şükranlarımızı, vefat edenlere rahmet duygularımızı iletiyoruz. Ancak birisi var ki bundan ambulans istiyorlar galiba arkadaşlar. Bayılan olmuş. Sağlık görevlisi varsa hala belki İstanbul'da izleyenler için fark edemiyorlardır. Burada hala Temmuz sıcakları var. Kadirli'de, Osmaniye'de, Adana'da. Sağlık görevlileri geldi mi? Geliyor mu? Evet, giriyorlar. Şöyle yardımcı olun, yol açın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ulaşsınlar. Evet, oradan hızla gelsin. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Elbette her siyasi görüşten belediye başkanı hizmet etti. Ama 1964-74 arası iki dönem. Daha sonra da 1977-80 arası Kadirli'ye hizmet eden Osman Nuri Saygılı var. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün bir asfalt şantiyesi ve üretim tesisi açıyoruz. Bundan önceki asfalt üretim tesisini, makinalarını buraya tam 50 yıl önce Osman Nuri Saygılı almış. O günden beri gelen tüm partiler o makinayla Osmaniye'ye hizmet etmişler. Bugün geldiğimizde MHP, AKP gelmiş gitmiş kullanmış ama elimizdeki makina günde sadece ve sadece yamaları kapayacak kadar asfalt üretebilirken bir ambulansa yardımcı olalım, geldiler hızlı bir şekilde. Sıkıntı yok mu? Tamam. Ancak sadece yama yapacak kadar bir kapasitesi varken şimdi bir saatte o makinenin bir günde ürettiğinden fazlasını üretecek olan, onunla Kadirli'de
asfaltlanmamış bir karış yol bırakmayacağımız bir tesisi bugün 50 yıl sonra yine bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Mustafa Mert başkanım aldı, açıyor ve adını Osman Nuri Saygılı Asfalt Üretim Tesisi koyuyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, birileri seçim sırasında kötüler, der ki başkanın kızı kreşten gelmiş, baba biz terörist miyiz demiş. Niye? Kreştekilerin evindeki büyükleri öyle duyuyor, öyle söylüyor diye. Terörist dedikleri partinin il başkanı şehit cenazesi peşinde koşarken kalp krizinden ölüyor Kadirlili evladımız. Bir başkası da geliyor, 50 yıldır bizim aldığımız makineyi 50 yıl boyunca kullananlardan belediyeyi alıp 20 kat daha güçlüsünü alıyor, Kadirli'ye hizmet getiriyor. CHP çöptür, çukurdur diyenlere açtıkları çukurları kapatmak için asfalt şantiyemizi hediye ediyoruz. Hediye ediyoruz. Ayrıca engelsiz taksi hizmetiyle engellileri ücretsiz taşıyan başkanıma Akşemsettin Caddesi'nde 27 bin metrekarelik yaşam alanı inşa eden ve bunun %60'ını yeşil alan olarak ayıran genç başkanıma, kent lokantalarını açan başkanıma, ücretsiz fizyoterapistleri evdeki yatalak hastalara yollayan başkanıma ve hoş geldin bebek çantasıyla doğan bebeğe, ailesine o büyük masraflardan ilk günde birazcık olsa kurtaran başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Helal olsun, helal olsun. Kadirli'yi ona emanet ettik. İnşallah en güzel hizmetleri yapacak. Bunları seçimden önce o isterken söylemek kolay. Ne mutlu bana ki 6 ay sonra yaptı diye anlatıyoruz. Yaptı diye anlatıyoruz. Tabii bir yandan da buradaki insanlar aldığı belediyecilik hizmetinden memnun ama genel iktidardan memnun olmaları mümkün değil. Niye? Çünkü burada fıstık üretiyorlar. Doğru mu? Fıstığı üretirken dünya masrafı var. Üretiyorlar. Satmaya gelince 25 lira, 30 lira fiyatla karşılaşıyorlar. 30 lira için senedi kabul et, çeki kabul et, vadeyi kabul et, o gün gelirse öderiz. Ya da bazen de ödenemiyor. Yok, hemen para istiyorsan 25 lira veriyorlar. Geçen sene 80 liraya fıstık satılan yerde borçlu çiftçiyi, peşinde bankanın olduğu fıstıkçıyı, ilaç satın almış borcunu ödeyecek fıstıkçıyı zor gününde yakalayıp 25 liraya elinden fıstığını alanlara yazıklar olsun. Bu düzene yazıklar olsun. Dün Adana'da ziraat odaları bir araya geldiler. Dediler ki bizi bunların elinden kurtarın. Nasıl olacak? Fıstık işletme tesisi olmalı. Malı vereceğimiz, güveneceğimiz, işleteceğimiz, fıstığımızı alacağımız, gerektiğinde depolattıracağımız, istediğimiz zaman satacağımız tesis istiyoruz. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanım Zeydan Karalar burada bu tesisi en kısa sürede
hayata geçirmenin sözünü verdi. Biz de size müjdesini veriyoruz. Ve Kadirli, geçmişte de Adana'nın önemli bir ilçesi olan Kadirli ile işbirliği içinde bir eli Kadirli'de, bir eli başkanımızın omzunda olacak Zeytin Başkan'ın. İnşallah Zeydan Başkan fıstık üreticisine Kadirli Belediye Başkanımızla birlikte sahip çıkacak. Söz veriyoruz. Benim doğduğum yer, birinci memleketim Manisa'da da, ikinci memleketimde de pamuğa beyaz altın derler. Geçmişte pamuğu sattığında borcunu ödeyen, pamuğu sattığında traktörünü yenileyen, pamuğu sattığında evladını ev verenler şimdi pamuğu zararına satıyorlar. Pamuğun maliyeti 25 lira, bugün 20 liraya, 22 liraya pamuk alıyorlar. Manisa'da kendi köyümde bir teyzem torununu evlendiriyor. Düğünü yapmış Manisa'da daracık bir salonda. Gittim elini öptüm. Yenge dedim. Bizde yenge. Yenge dedim. Canın sıkkın. Elinde bir tane plastik tabak. İçinde 3 tane kuru pasta. O tabağı salladı böyle çarpışan taksi gibi. Bak şu halimize dedi. Bir ittirdi. Küçük bardaktaki limonata masaya döküldü. Bunun dedi babasını dedi 4 gün 3 geceye verdik biz dedi. Bunun dedi babasına bir dana kestik 3 günde koç kestik dedi. Şimdi dedi bunu ev veriyoruz 3 tane kuru pasta, bu da dedi borçla ayalındı, borçla yapıldı. O gün 3 gece 4 gün düğün yapan pamukçuyu bugün perişan eden bu düzene yazıklar olsun, yazıklar olsun. Size söz veriyoruz, söz veriyoruz. Halkın iktidarını kurduğumuzda duyamadım. Dinleyelim. Ezan okuyormuş. Dinleyelim, devam edelim.
Evet. Değerli, değerli kadirli hemşerilerim. Hava sıcak, bayılanlar oluyor. Lafı çok uzatmadan iki şeyi söyleyip sizi yollayayım. Bir tanesi deprem konutları. Büyük bir deprem yaşadık. Allah rahmet eylesin. Hem Osmaniye'de hem de 10 vilayette çok kayıp verdik. Deprem sonrası çıktılar. Bir yılda bütün evleri yapacağız dediler. Yapamazsınız dedik. Kandırmayın dedik. Söz verdiler. Ama sonunda 650 bin konutu bir yılda bitireceğiz dediler. İkinci yıl geliyor. 20 ay oldu. Daha 101 bin konut yaptılar. Yani konutların %30'unu verdiler. Osmaniye'de de durum farklı değil. 11.225 konut yapacağız dediler. Şimdiye kadar verdikleri konut 4.079. Bu konuyu Sayın Milletvekilimiz Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanımız ifade ettiğinde valilik doğru değil demişti. Resmi rakamlar Asu Kaya'yı doğruladı. Burada da 3 depremzededen 2 tanesi halen daha evine kavuşamadı. 10 depremzededen 7 tanesi Türkiye'de ikinci yıl geliyor. Hala daha çadırda, hala daha konteynerda. Ve biraz önce ezanı dinlerken ön taraflardan en çok seslenenler, en çok canı yananlardı. Kim onlar? Emekliler. Emekliler bir elini kaldırsın göreyim. Şuraya bakın. Herkes emekli. Çünkü canları yanıyor. Tayyip Erdoğan geldiğinde bir emekli 1,5 asgari ücret alıyordu. Doğru mu? Bugün hiç sizi ellemeseydi, hiç sizi zora sokmasaydı bugün 1,5 asgari ücret 26 bin liraydı. Ama onlar 12.500 lira veriyorlar. Tayyip Erdoğan geldiğinde bir en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 çeyrek alamıyor. Her emekli 5 çeyrek altın her ay kayıpta. Bakın, bir çeyrek altın kaybetsen deli çıkarsın. Bütün gün ararsın, doğru mu? Ama bir emekli değil, her emekli. Bir sefer değil, her ay. Bir çeyrek değil, 5 çeyrek kaybediyor. Şimdi size bunu kaybettiğiniz yerde aramayı öneriyorum. Siz bu altınları bir seçim sandığında kaybettiniz. Siz bu altınları önünüze gelecek ilk seçimde bulacaksınız. Sandıkta hesap soracaksınız. Ben size söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek. Zaman içinde 1,5 asgari ücret düzeyine çıkacak ve emekliler artık toplumun en fakir, en yoksul, kira verince aç kalan, karnını doyurursa sokakta kalan bu halinden kurtulacaklar. Emeklilere, bize sahip çıkan bu emeklilere haklarını alana kadar, sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve şunu söylüyoruz. Hepimizin büyük dertleri var. Fıstıkçı dertli. Dertli mi? Emekli dertli. Dertli mi? Çalışanlar dertli mi? Köylüler dertli mi? Ama üzülmeyin. Tüm dertlerin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Şunu söylemek isterim.
buralara artık iktidar partisinin milletvekilleri ya da Tayyip Bey gelebiliyor mu? Sokakta varlar mı? Pazarda? Tarlada? Fabrikada? Yoklar. Çünkü neden? Durumunuz kötü. Gelip yüzünüze bakamıyorlar. Çünkü geçim yok. Ben ona söyledim. Eğer bu insanların elinden tutmazsan 660 milyar buldu. Zenginlerin vergisinden vazgeçti. 1.2 trilyon buldu. Kur korumalı mevduata verdi. Sizin 10 bin lirayı 12.500 yapmak için 33 milyar vermiş, çok para diye şikayet ediyor. Zenginlere verdiğinin 20'de biri vergiden, 40'ta biri kur korumalı mevduatın. Onun için emeklinin 25 bin lira maaş alması zor iş değil. Sadece tarafını belli edeceksin. Tayyip Bey zenginin tarafında. Tayyip Bey yandaşının tarafında. Biz vatandaşımızın tarafındayız. Sizin tarafınızdayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve şu kadarını söylüyorum. Evet, duyuruyoruz. Geleyim hemen yanınıza. Ben bu gece, dün gece Hatay'da yattım. Şimdi yine gideceğim Hatay'a. Oraya gitmeden sizden konuşacağım. Depremzedeler diyor ki, bak ablam sesleniyor. Depremzedelerin sesi olun, duyurun diyor. Buradan depremde ölen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Onlara saygılarımızı sunuyoruz. Depremzedelerin sorunları çözülene kadar yanlarında, arkasındayız. Hepsi adına bu kardeşime bir kuvvetli alkış alalım. Bir kuvvetli alkış. Bir de yanında engellileri unutmayın diyorlar. Görmezden gelmeyin diyorlar. Bu konuda da sevgili başkanım engelliler için yaşam alanları tasarlamış. Engelliler için parklar tasarlamış. Bugün makam odasına, daha doğrusu belediyenin kapısındaydı. Makam odasına aldığımız yine bir engelli annesine söz verdi. Engelliler için yaşam evi yapacak. Bunu da bütün engellilerle konuşarak yapacak. Bu eczacı kardeşime güveniyorum. Siz de güvendiniz. Ben başkanıma Kadirli'yi emanet ediyorum. Kadirlili hemşerilerimize de başkanımı ve örgütümüzü emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.